bir şu var yani e, sığınmacı çünkü, çok, sığınmacı, var, sığınmacı mı kardeşim alırdın sınırında dünyanın hiçbir ülkesi o sığınmacıları alıp kendi bünyesine katmadı bizim gibi 7 milyon insandan bahsediyoruz. Kendi sınırında onları biz de diyoruz onlara bakılsın, onlarla ilgilenilsin, onlara yardım edilsin biz de dedik. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama sen kendi ülkenin en kılcal damarlarına kadar soktun. Gaziantep, Urfa şu anda nüfusları Türklerden fazla. Türk Türkiye'de yaşayanlar bakın Türk Türk demek benim için şu kusura bakmasın kimse. Bunu da başka türlü anlamak isteyen anlasın. Bu ülkede Türkler, Kürtler, Sünniler, Aleviler, Karadenizliler, Lazlar yıllardır bu ülkeye bedel ödemişler. Bu ülkenin vatandaşı olmuşlar. Bu topraklarda yaşamışlar. Bu ülke için savaşmışlar. Bunların hepsini biz Atatürk şemsiyesinde Türk adı altında topluyoruz. Orada ırkçılık yapamazsın. Ya bu Kürt, bu Laz diyemezsin. O apayrı bir şey. Ayrıştıramazsın. O apayrı bir şey. Ama kusura bakmayın. Arap ırkı. E, tamam kol kanat gerdik. E savaş mı var şu anda? hafta çıktı. Gitsinler ülkelerine. Neyi bekliyorlar? Irkçıyım kardeşim. Var mı ötesi? Olma gene de. <laughs> Allah Allah. Olma gene de. Ya böyle bir şey var mı ama? Yani ben işsiz kalacağım. Ben işsiz kalacağım, Suriyeli iş bulacak. Ben evsiz evsiz kalacağım, Suriyeli ev ev sahibi olacak. Benim be, be, e, plajlarımda Suriyeliler gezecek, dolaşacak. Benim vapurlarımda onlar olacak. Ya kusura bakmayın. Hangi ülkede ya? Almanya, Fransa, İtalya, Amerika hangi ülkede böyle bir tablo var? E ne yapalım şimdi? Kibarlık mı yapalım yani? Biz yapacağımız kibarlığı yaptık. Kusura bakmayın ben 40 milyar dolar harcadım onlara. Onlar yüzünden benim bütün ekonomi dengelerim darmadağın oldu. Öyle bir dünya yok. Kusura bakmayın yani. Alın ya aynı gün içerisinde elim titriyor şu anda. Diyor ki ben Suriyeli'ye 100 bin tane ev yapacağım. Hodri meydan diyor. Kimin parasıyla yapıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Sayın Cumhurbaşkanım, benim Cumhurbaşkanım olarak kimin parasıyla yapıyorsunuz? O para bana ait. 100 bin konut. Kimin parasıyla siz müteahhite 20 milyar kaynak ayırıyorsunuz? Benim paramla. Bana tabii ki hesap vereceksiniz bu konuyla ilgili. Şimdi bir haber geldi. Halk TV ee, bu Suriyeliler Bay Kemal, Bay Kemal. O açıklamasını yaptığı sıralarda, belki bir saat sonra ama hemen hemen aynılarda AB'den bir haber gelmiş Avrupa Birliği ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Joseph Borrell. Demiş ki, Suriyeliler için ek ek 1 milyar euroluk destek. Türkiye'ye davet ediyoruz. Gene ortaya ama esas tabi e, büyük yük Türkiye'de olduğu için Türkiye'ye önemli payı. Şimdi... bir milyar euro ne ki? Aziz'im bir şey söyleyeceğim. Şu anda kaç e, dolar ve euro bir bakar mısınız? 15-24-25 geçiyor. 15-25'te az önce baktığımda dolar buradaysa affedersin. Bunu düşürmek için senin artık hazinende piyasaya vereceğin kamu bankaları dahil rezervinde para kalmamışsa yoksa Suudi Arabistan'dan bir türlü swap gelemiyorsa e, efendim e, vaat var, icraat yoksa 1 milyar euro hiçbir işine yaramaz. Bilmiyorum. Sarayın hoşuna gider belki de. Hiçbir işine yaramaz. Azizim sadece ve sadece o kadar güzel bir şey söylüyorsunuz ki bu arada. Peki sustum ne söylediğimi ben Yok dinliyorum. yok yani bir milyar euro için bile bunu var diyorsunuz. ve Anlıyorum onu. Çok çok net anlıyorum. Ve çok dün, doğru söylüyorsunuz. Dün o konuşmayla bu kadar e, rastlantı olur mu? Olur mu? Şimdi siz AB'den bunun zaten haberini diyelim ki almışsınız. Bir gelmiş bu açıklama. Ona bakarak ya bir milyar dolar gelsin hele biz bu Suriyelilere bir bakın demez misiniz? Tabii. Mi? Tabii canım. Ay, az ya da çok. Az veren Tabii. candan. <laughs> çok veren maldan. Çok veren de biziz vatandaş olarak. Aynen. Çok veren biziz. Yani çok enteresan bir haber. <laughs> ya çok ilginç, çok ilginç bir şey tesadüf diyelim. Çok ilginç bir tesadüf. Ee, ama Suriyelilerin o yüz bin kontrunu verdi. Ay canım o evi yüz bin konu yapacak halleri yok zaten. A yapmayacaklar. Ay yapacaklar mı sence? E, onun açılışı değil miydi o deminki? Hayır. O şeydi. E, adım bir şey bir şey toplantısıydı. E yapacağız diyor. Ben onun toplantısı Ay, niye yapsınlar canım? Daha dur hele. Ha, ben müjdeli diye Türkiye'nin Türkiye gücü ödülleri toplantısı. Ha ha ha, ha. Türkiye'nin gücü ödülleri tamam. Tamam işte 100 bin konutta Türkiye'nin gücü olacak yapacağız onu. Yapacağız. Yapacağız. Ya ben burada ne güzel 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 konuşacağım diyordum size. Programın başında söylemiştim. Yine galiba ben bir takım sözümü tutamadım. Yani şey yapacaktım ben aslında. Daha başka konuşacaktım ben. Yani müjdeli haberler verecektim beni başka bir noktaya kanalize ettiniz Ay, yani. Ben de ben de başkalarının işte böyle nedenir ne denir sevk etmesiyle. Bir takım fakirlerin. Bir arkadaşım not atmış. Şimdi diyor ki gene diyor dış güçler imdada yetişti diyor. Şimdi dış güçler Erdoğan'ın imdada yetişti. Dış güçler Erdoğan'ın şumanı arkadaşım. Herkesin evet. kafası karıştı. Karıştı, karıştı kafası. Benim kafamın karıştığı hikaye şu an günün sonunda. Sayın Erdoğan dün bu müjdeli haberi verip dolarınızı bozdurursanız kardeşim bu 0.99 faizden yaralanacaksın demese rağmen bu kadar müjdeye rağmen dolar ne Ben bunu merak ediyorum. Biraz hüsrana uğra. Hafif değil. Çok, çok minik çapta hüsrana uğrat. Yoksa kontrol altında olduğuna ben inanıyorum şeyin. Doların. Ekonominin. Ay. Ama küçük çapta bir Hüsrana uğradı. muhtemelen orada işte dış güçler devreye girdi. Yani 15 24 olma sebebi. Şimdi dış güçler demişken bunu gayet ciddi soruyorum bu arada. Ben de ciddi cevap Tabii, veriyorum bu arada. Yani Siz niye durdum. bana böyle şey yaptınız? Hayır hayır ben seyirciyi uyarmak açısından söyledim. Heh, tamam. yani ben bazen deliriyorum. Yanlış anlıyor seyirci diye. Heh, tamam. Yanlış anlarsınız. Hatta eee konuşuyor. Evet. Çok cail durum. Çok cail duruma çok örneklermiş size. Hande Fırat Biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi Akım Sıra, Türk'te de program yapar kendisi. E, Demokrat Parti Genel Başkanı e, Gültekin Uysal'la Hürriyet'in Yeah. o konuşmuşlar ne demiş tam cümle bu Ev sahibim Afgan. Üstelik İstanbul'da çok sayıda evi varmış. Bunu diyen bir partinin genel başkanı aktaran Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Hanımefendiler, beyefendiler bu e, Twitter'da bir mesaj olsa tanımadığımız <laughs> hadi canım Okey, ay, afkan. İstanbul'da da çok <laughs> karar gazetesi de zaten Sen ev İstanbul'da bir yılda yüzde 147, Ankara'da yüzde 116 artmış ev fiyat. Yüzde 147, yüzde 147. %147 2 yapmış Şimdi bu yabancıların ev alması Türkiye karşı kazım bir sorun. Bak kadeydeniyorlarmış öyle. Ev alırken kadeydeniyorlarmış. Doğrudur ama çünkü şey birden olabilir. fazla paylaşım gördüm bu konuda. ve ödemiyorlarmış oturdukları evi at olarak gösterdikleri tarzı, şey, o fiyat daimi ikamet gibi diye İst Türkiye'de arabalacak olurlarsa 10 demiyorlar. olmuş. böyle. Ee, öyle. Oluyor. o o ara kısmı doğru. doğru. Şimdi diyelim ki e, 250 var, ev aldınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, pasaportunuzu cebinize koydunuz. İki sene sonra da o evi sattınız. Kaç yıl sonra satabiliyorsunuz? İki, i̇ki yıl. İki yıl, üç yıl. %150 e, kar etti ev. Müthiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı cepte kar zaten. Tabii bu arada vatandaş olmak için olan miktar artıyor biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Konut fiyatlarının şişmesi için bir sebep daha. Onun için zaten belki bu açıklama geldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 250 bin dolar yerine 400 bin dolar olacak. Hmm. Şimdi ev fiyatlarını 400 bine göre güncelleyecekler. Balon daha da şişecek, kiralar daha da şişecek insanlar daha da barınamaz hale gelecek. Bakın ben söyleyeyim muhalefet partilerinin bir numaralı gündeminin bu olması gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Barınma krizi hiçbir şeye benzemez. Bugün Çok özür dileyerek söylüyorum bizi izleyenlerden ama bu hayatımızın bir gerçeği. Et yiyemezsiniz, tavuk yersiniz. Çünkü biz bu aşamalardan geçtik ya kademe kademe. Olmadı, yumurta yersiniz. Tavuk bulamazsınız, alacak gücünüz yoktur, yumurtaya dönersiniz. Yumurta alacak gücünüz yoktur, sebze yersiniz. Sebze alacak gücünüz kalmaz, makarnasınız. Alacak gücünüz kalmaz, ekmeğinizi yapar yaparsınız, bir şekilde ayakta kalırsınız. Değil mi? Yani bir şekilde kalmaya çalışırsınız. Ama sokakta kalamazsınız. En büyük risk budur. Bakın barınma krizi gıda krizine falan benzemez. Kur krizine falan benzemez. En büyük krizdir bu. Ve insanlar iddia ediyorum 3 ay sonra 5 ay sonra sokaklarda kalacaklar. Bir. Daha ötesini söyleyeyim. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları sadece mahkemelerde kalmayacak önümüzdeki süreçte. Mahkemelerden şiddete doğru kaymaya başlayacak. Ev sahibi diyecek ki evimden çık. Öbür diyecek ki çıkmıyorum. Ya o olur bu olur bilmem ne arbedeler gasplar olacak. Cinayetler olacak. Şimdi bunları abartı görenleri 3 ay 4 ay 5 ay soy göreceğim ben. Ya çok